Arkadaşlar şimdi ben yapacağım evdeki yaş mamama bir tane kabak kullanacağım. Patates çok seviyorlar. 3 tane patates soydum. Küçük küçük 3 tane de havuç. Yani kabakla havucu çok tercih etmiyorlar ama ben vitaminli olsun diye işte bunları da karıştıracağım. Şimdi ben kabak, patates, havuç falan soymaya başlayınca bunların da içine mi doğdu ne? Rahat vermiyorlar. Ben tüm malzemelerimi alıp terasa çıkacağım. Orada görüşürüz. Bunlar bana rahat vermezler. Terasta benim beyaz güvercinim var arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Te kaç ay önce geldi bu. Şimdi gideyim ben ona biraz ekmek de getireyim. Bu böyle devamlı geliyor, ben anlayamadım. Kaçıyor da benden, beni seviyor da. Bilmem. Güzel kuşum. Neyse onu da doyurayım ben arkadaşlar. Yok artık arkadaşlar. Tencereyi de ne kadar almışım. Bu kadar tencere almışım. 3 tane göğüs parçalattım arkadaşlar. Ha, az önce sayarken pirinci söylemeyi unutmuşum. Pirinci veteriner dedi ki şey, yıkamadan koy dedi. Ben de o zamandan beri aklımda kaldı. Herhalde nişastası önemli. Pirinci yıkamadan karıştıracağım. Abu, ben bu tencereyi nasıl doyuracağım? Neyse, suyuna ekmek falan ıslatırız. Gene işte kuşlar yer. Ne bileyim, geceleri mahalleden köpekler geçiyormuş arkadaşlar. Orada bir tane fırın var, gece 3'te 4'te sabaha karşı açıyor. Diyor ki senin mamalardan, sulardan gelip geçen köpekler de yiyor falan diyor. Ben de sevindim, iyi yesin dedim, afiyet olsun. Kim yerse yesin. İşte öyle. Koca tencere. Aa, 1,5 kilo şey var. Sırf et var. Sebzeyi de yarım kilosa 2 kilo. Bir 200 gram, 250 gram kadar da pirinci var. Tencerenin yarısı bile tam olmadı. Neyse. Belki ileride alacağım köpek çocuğum için böyle almışımdır. Ne bileyim. Kendi gözüm doymamış, kedilerinki değil de. Patates, havucu mümkün olduğunca kabağa falan küçük doğramakta fayda var. Ev vakti olanlar bunu püre haline de getirip verebilirler. Öyle olursa tabii daha da güzel olur. Ben de çok kötü kedi var. Hangi birine yapayım? Heh. Şimdi yavaştan ocağımıza yerleştireceğim. Biraz su koyacağım. Gel kaçma, bak ekmekler getirdim sana, gel. Gelsene. Gel lütfen. Böyle uçuyor arkadaşlar. Şöyle şuralara bırakıyorum, o alıyor sonra. Heh, yumuşak yani, merak etmeyin. Zaten bu gece yağmur var. Biraz ekmek bırakacağım. Yağmur da ıslatır. Yo, kaç aydır hatırlarsınız. Misafirimiz var diye bir video paylaşmıştım. O kuş aylardır bana geliyor böyle. Beni ziyaret ediyor sürekli. Şöyle azıcık yüzeyine çıkacak kadar da su koydum arkadaşlar. Tuz konusu şöyle bir tatlı kaşığının ucundan şöyle az bir şey atarsanız, yağma yok. Böyle tavuk yani şeysiz kemiksiz 3 patates, bir tane kabak, havuç, 200-250 gram da pirinç. Ben de kedi çok olduğu için 3 tane aldım. Büyük aldım böyle şeyleri. Etleri. Öyle. Şimdi terasta çok rüzgarlı. Her yerde esiyor mesiyor, bir şeyler oluyor. De şu bizim Sultan abla var. Onun böyle biberleri, çilekleri, bir şeyleri var böyle. Hazırlıyor bahara. Maydanozları, ısırgan otları. Aa, şu köşeye koyayım. Burası biraz kuytu gibi. Burada pişireyim. Tüp getirdim daha şöyle. Evde rahat vermiyorlar. Kokuyor ya, kıyamet kopuyor. Ev dolu kedi. Ne yapayım? Şöyle şu araya soktum. Arkadaşlar. Yanıyor mu? Yanıyorsun. Bakayım. Hah, yanıyor. Olur şimdi 5-10 dakika. Rüzgardan biraz daha geç oluyor ama ne yapacağız? Öyle, öyle düşündüydüm. Rüzgara hesap edemedim. Neyse, sağlık olsun. Canımız sağ olsun.
Şu kuşlara da biraz ekmek atayım da. Onlar sonra geliyorlar. Kuşlar. Kuş. Yok musunuz? Ana, rüzgar nasıl çevirdi ekmeği aşağıya? Islayaydım iyiydi. Neyse ıslayayım da arkadaşlar, öyle atayım bari. Ben başka yere hedefliyorum, rüzgar başka yere götürüyor. Bayağı rüzgar var. Neyse, kar mar kalmadı arkadaşlar. İşte bizim teras böyle, geçen seneden hatırlarsınız. Burada ne kediler tedavi ettim, ne kediler baktım. Aa, şuraya koyuyordum, şimdi biraz dağınık, düzeltilecek. Bunları da böyle getirmişler. Göya işte şey yapacaklarmış, teras koltuğu. Bir senedir, yazdan beri böyle bekliyor, ıslandı sırılsıklam. Neyse. Burası da ön taraf arkadaşlar. Burada ön taraf böyle. Biraz karanlık çıkıyor olabilir. Şöyle. Buradan Bayrampaşa'ya kadar görüyoruz yani. Bu taraf iki telliye doğru. Bağcılar iki telli. Bizim burada Esenler. Evet. Bizim burada tenceremiz. Açmasaydım iyiydi ama. Neyse. Gelin kalktı, köyü yıktı. İş yapayım dedim ama böyle alevi de üfüre üfüre. Yo, yanıyor alevimiz. Gayet de yanıyor vallahi. Yapacağım. Haydar da bugün daha iyi, merak edenler. Bunlar da ısırgan falan işte. Şu çilek bildiğim kadarıyla. Güzel güzel çilekler çıkıyor. Bunların bazıları biber, domates var içinde. Bir şeyler yapıyor böyle. Çok seviyor bitkiyle uğraşmayı. Tabii şimdi böyle görüyorsunuz benim yazınki videolarda dalında biberler falan var. Aa, kuşum demin ekmeği alıp gitmişti, şimdi geri geldi. Bir daha mı vereyim? Al. Al biraz içeriye atayım. Al. Havada kapsana martılar gibi. Al havada kap. Yakala. Yok ya. Seni gidi seni. Neyse, o gelir alır onu. Şu kenarlara koydum arkadaşlar. Bir tanesi uçuyor da ben varım diyeyim mi ya? Açıp çekileceğim şimdi. Bunlar da rüzgar müzgar götüremedi ıslatınca, iyi oldu. Ya baştan düşünemedim. Oralara da fırlattım birkaç tane. Islanınca yanlış yere de uçmuyor. İyi, hem yumuşacık yerler. Zaten yumuşaktı da ıslanınca daha iyi oldu. Gelsenize. Nereye gidiyorsunuz? Gelin. Salak mısınız? Başka tarafa uçuyorlar. Bak, nerelerde uçuyorlar bak. Gelseniz de buraya ekmek vereyim. Bak hele bak. Alsana ponço, burada işte. İçeridekilere de götürelim. O da illa eliyle yiyecek. Yapma öyle. Çakıl elini alıp yiyor ya. Allah aşkına Uzi'nin durumuna bak. Uzi'yi sanki açlıktan öldürmüşüz. Haydar'ı götüreyim biraz.
Hatçam da tavuklarını seçti. Kabaklarını da yiyor ama Hatçam benim. Az daha tavuk getireceğim ben ona şimdi. Hayır Uzaylı, hayır, sen aşağıda yedin. Haydar en sevdiğinden getirdim oğlum. Ay. Ah Haydar, bak çok güzel bir şey getirdim. Çok güzel, çok seveceksin. Al önce bir kokla. Çok güzel. Gel Haydar. Gel. Allah Allah, karnım tok. Burnuna koku da almıyor ha. Bak Haydar, çok güzel. Al Haydar. Al Haydar. Neyse, o yer şimdi. Yer yer. Yiyor işte. Bugün çok iyi maşallah. Yer şimdi. Bak. Dur, onu kendi haline bırak. Ha. Tamam, kaçma, gel gel. Arkadaşlar, öyleydi, böyleydi, şöyleydi derken akşam oldu. Çocuklara da getirdim, dağıtıyorum şimdi. Bayağı gene çok yapmışım, bereketli, evdekiler tıklım tıklım doydu. Sokaktakilere de şimdi biraz şu ikinci besleme alanıma da götüreceğim. Oradan kaçacağım eve. Karardı hava, soğuk oldu. Ye kuzum ye ye. Da geldi. Rıfkı da geldi, Rıfkı geldi. Ne Rıfkı? Şükür. Kalanını da artık gece başka çocuklar yesin. Karanlıkta görünüyor mu bilmiyorum. Yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Gel pis pis. Keko sen misin yoksa ya? Keko. Yok ya. Keko, Keko, Keko. Ah, Keko'ya benziyor. Keko, yok ya, değil. Keko, Keko. Yok ya, değil ya. Allah'ım ya Rabbim, alakası yok. Her kediyi Keko'ya benzetmeye başladım. Ya diye ye, size getirdim. Ay, şurada bir tane daha var. Bak, gözleri görünüyor. Gel gel gel, hadi gel. Gel, toplaşın toplaşın. Küçükmüş ya o da. Allah'ım ya, şu yeni atıldı lafından sıkıldım ama ya yeni atıldı ya da bir yerlerde doğdu, büyüdü, ortaya çıkmaya başladı. Keko sen misin oğlum ya? Yok ya, Keko'nun omuzları simsiyattı. Keko? Hayır, değil bu Keko, değil. Keko? Hadi bakalım. Tamam, ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Kaçıyorlar ya. Ben gideyim. Gideyim de yesinler. Oradan bir tane daha geliyor. Gözleri görünüyor. Hadi tamam, yiyin hadi yiyin. Çektirtmiyorlar dostlar. Junior boy yavrular çıktı. Herhalde bunlar bir yerlerde doğup büyüdü. Oradan bir tane daha geliyor. Ses etmeyin de kaçmasın. Bak geliyor geliyor. Salak aldı gitti, toprakta yiyor bir tanesi de. Tamam ya, istediğiniz şekilde yiyin hadi. Ben gidiyorum. Ha, bak bu da yeni geldi. Hadi bakalım. Afiyet şifa olsun, ne diyeyim? Allah'a emanet olun.